Aras'cığım biraz huysuz. Aslında sabah çok keyfi yerindeydi ama şimdi biraz karnı acıktı. Ben ona tost hazırladım. Onu görünce dayanamam. Evet. Tost istiyorsun. Bye bye. Tamam, tost vereceğim hemen sana. Şimdi ben tost hazırladım ikimize. Bir de meyve suyu koydum. Anne, oğul menüsü. Bugünkü kahvaltımız öyle. Evet anneciğim. Niye ağlıyorsun her şeyi sen? Hadi gösterelim tabaklarımızı da yiyelim. Böyle tostlarımız hazır. Meyve sularımız da hazır. Bugün de böyle olsun. Aras'a salatalık soydum. Az önce ben çamaşır asmak için balkona çıktım. O da geldi. En son kapatırken o ara parmağını ne ara soktu bilmiyorum. İki parmağını soktu camın arasına. Getir bakalım. Şu iki parmağını soktu. Onlar bayağı bir acıdı galiba. Suya tuttuk. Şimdi biraz sakinleşti gibi. Ona salatalık soydum birazcık sakinleşsin diye. Kendime de şöyle erik koydum. Erik yiyeceğim şimdi. Saat bu arada 12. Ters. Şöyle. Çevir. Orayı da çevir. Ben giyindim, hazırlandım. Şimdi Aras'cığımla file markete gideceğiz. Alışverişimizi yapacağız. Dün zaten listeme eklemiştim ama kredi kartıyla ödeme olduğu için biz nakit alıyoruz genelde markette. O yüzden almadım. Şimdi hemen hızlıca markete gidelim ve güzel bir alışveriş yapalım. Aras'ın kulakçı bulduk işte. Bir tane şöyle oda kokusu aldım. Arkadaşım almış, çok hoşuna gitmiş. Dayım 9 lira. Çok uygun fiyatı. Evet, bir de havlu peçete alınca temizlikle ilgili bütün her şey bitmiş oluyor. Aras'cığımın keyfi çok yerinde. İnşallah huysuzlanmaz. Şimdi birazcık gezelim anneciğim, tamam mı? İstediğin bir şey olursa söyle, tamam mı? Abi ses tonu aynı da o biraz esmer. Evet, sepetimiz neredeyse doldu. Şimdi çay alacağım. Çaylar zamlandığı için bakın çay yok. Raflar boş. Evet, alışverişim bitti. Şimdi arabaya yüklüyorum. Aras'cığım çok sakindi bugün. Alışverişimizi kısa sürede hallettik. Bu arada ben Aras'a süt burger almadım bugün. Çünkü süt burger yemek istemiyor artık Aras'cığım. Hiçbir şekilde. Evet, bu kadar da alışverişimiz. Hadi eve gidelim. Severmiş, sen öğrettin. Bunları bir tek elvedayla bir daha da kendime gelemedim. Yok anneciğim, yok baba gitmiş. Bak bak bak, sen çiçeklere baksana bir. Senin sevdiğin çiçeklerden çıkmış. Evet, market alışverişimizi yerleştirdim. Hemen tezgah size göstereyim diye. Aslında çok büyük bir alışveriş değildi ama genelde tavuk ve köfte aldığım için
birazcık fazla tuttu. Hemen göstereyim. Şöyle 5 kiloluk un aldım. Pervolün siyahlar için deterjanını aldım. Çok az kalmıştı. Soğan halkası aldım. Aras'cığım seviyor. Dana kuzu kasap köfte. Ben bunu şurasını hiç okumamışım. Şuralarını okuyorum. Dana eti yazıyor. Hiç öyle diğer kuzu kısmını şey yapmamışım ama kokmuyordur herhalde. Yani kuzu olduğu için. Koyun olsaydı kokardı. Bu indirimdeydi. 34,5 liraya geliyordu. Yarım kiloya yakın bu. 400 gram. Kıymadan daha ucuz. O yüzden ben de aldım böyle 2 paket buzluğa atayım diye. Yumurta aldım 15'li. Şöyle hindi salam aldım. Harrasın 2 paket. 5 lira bunların tanesi. Has tavuğun böyle soslu pirzolasını aldım. Tavuk pirzolasını. Yani kendimiz böyle gidersek ani böyle bir hemen pikniğe ya da bir şeye diye düşündüm. Ya da böyle tavada yaparsam diye hemen dedim pratik olur bunu aldım. Böyle kanat aldım. Izgara yine. Bir de şöyle ızgara tava aldım. Bunlar da yine pirzolanın kemiğinin alınmış hali. Yani böyle yazdığına bakmayın. Indomie'nin noodle'larından aldım. Ben en çok tavuk ve köriliği seviyorum ama körili yoktu. Spesiyal olanı aldım. Bu da çok lezzetli sosu. Harrasın telşehriyesini aldım. Yine Harrasın tereyağını aldım. Bu 84,5 liraydı. Harrasın 2 tane şöyle yarım yağlı sütünden aldım. Kalvenin ranch sosu. Değişmiş dışı böyle değildi önceden. Bu yeni ambalajıymış. Bufala sos. Bunlar azalmıştı evde. Yine fincan poşet çay aldım. Evet anneciğim. Tamam. Eşim dün içecek almıştı. Sadece limonata almamış. Ben yine de iced bir tane daha aldım. Küçük iced'i iyi oluyor bunlar. Şöyle Actisoft'un kağıt havlusunu aldım. Bu 2 katlı olandan aldım bu sefer. 3 katlısını almıştım önceden. Ne istiyorsun? Ver. Sonra İpek markasının şöyle kulak çubuklarını aldım Aras'a. Olma teli aldım. Bir de şu Actisoft'un yine oda ve kumaş kokusunu aldım. Bu kadardı. Bu alışverişim toplamda 637 lira tuttu. Yani çok ucuz değil evet ama içinde yani çok fazla tavuk ve köfte var. Yani eğer öğün olarak düşüneceksem çok iyi. Yani un da aldığımı düşünürsek işte tereyağı, un bunlar pahalı şeyler. Köftesi şey falan bence uyguna geldi. Zaten ben aylık bir kere alışveriş yapıyorum tavuk ve köfte ya da işte et üzerine. Et bu ay almadım çünkü genellikle biz tavuğu daha çok seviyoruz. Bir de eşim spor yaptığı için tavuk daha iyi oluyor. Bu şekilde yani. Şimdi ben hızlıca bu alışverişimi yerleştireyim. Sonra da çamaşırlarımı asmıştım dışarı, onları toplayacağım. Evet hepsini buzluğa hazır hale getirdim. Burada 4 tane ayırdım parçaya tereyağımı. Bu şekilde kabım var benim. Tam ona göre kestim. Pirzolaları büyük büyük 2 tane parça bıraktım. Bir tanesini öyle yaptım. Diğerini de küçük parçaları koydum. 3 parça. Bir parça olduğu gibi kanat koydum. Burada 2 poşete de şeyleri koydum. Izgara tavaları koydum. 2 poşette şöyle 12'şer tane köfteler var. 2 poşette köftem oldu. Yani bayağı bir beni idare edecek kadar tavuğum, etim var çok şükür. Şimdi hemen unu boşaltacağım. Bunları da yerine koyunca işim bitiyor. Evet ben kendime hemen şöyle noodle hazırladım. En sevdiğim menü dediğim gibi noodle. Şöyle üzerine de nuggetlar yaptım. Şimdi ben bunu yiyeceğim. Yanında da meyve suyum var.
Arasçığımda soğan halkası ve bir tane nugget koydum ona da. Afiyet olsun anneciğim. Güzel mi? Aras'la parka gidiyoruz. O kadar güzel ki hava, saat 5.30 falan. Ağaçlardan bir mis gibi kokular geliyor. Mükemmel yani dışarısı. Arasçığımı da bisiklete koydum. Biz şimdi gidelim. Parka mı gidiyorsun sen? Fıstığım. Burada işimiz bitti. En son BİM'e uğradım. Ev için ıslak mendil aldım. Bugün için hemen bir dana döner aldım. Şimdi gidiyoruz öyle. Arasçığımın keyfi yerinde. Yürüyüş yoluna yeni giriş yaptık. Değil mi anneciğim? Ben çok yoruldum. O yüzden mola verdik. Bayağı bayır bizim burası. Yani şöyle boylu boyunca tırmanıyorsunuz. O yüzden ben dedim ki Aras'a birazcık dinlenelim anneciğim dedim. O da kabul etti. Çok tatlı ya. Öper misin beni bir tanecik? Çok tatlı çocuk. Biz eve geldik ama canım çıktı. Yanaklarıma bakar mısın? Pancar gibi oldu. Buraya da Aras'ın kurumayan kıyafetlerini koymuştum. İçeri astıklarımı. Onları toplayacağım şimdi. Çarşafları atmıştım. Onları sereceğim hemen. Gerçekten çok yorulmuşum. Böyle gözümden uyku akıyor şu an. Başım ağrıyor biraz. Güneşle çarptı galiba. Burada katlanacaklar var, üçlenecekler falan var. Bayağı karışık burası. Ben dedim azıcık şöyle uzanayım. Saat bu arada 6 oldu. Eşim saat 6.30-7 gibi geliyor genelde. Mutfağım darmaduman. Orayı hemen toplamam lazım. Bugün kolaylık olsun diye döner aldım. İyi oldu bizim için de yani. Uğraşmak istemedim. Bazlamadan İskender yapacağım. İnşallah güzel olur. Sonra da bugün dinlenmeye geçeceğim. Yarın temizlik yapayım diyorum. Bilmiyorum yapabilir miyim ama hani canım çok istiyor. Bu sıralar temizlik hiç yapmadım uzun zamandır. Annem gelince de annem üstünden bir hemen her yeri sağ olsun süpürüp silmiş. Camları falan sildi hepsini. Yani temizliklik çok bir şeyim yok aslında ama şöyle bütün evi üstünden bir süpürüp silsem, toz alsam çok çok iyi olur. Yarın inşallah yapabilirsem yaparım. Vallahi buralar almış başını gitmiş. Bu unlar bayağı bir dökerken kabını şey yaptı, fışkırdı böyle her yere. Hemen bunları güzelce bir temizleyeceğim her yeri. Thank you.
Şimdi şöyle bazlamalarımı doğrayıp bu şekilde tereyağında güzelce kızarana kadar pişirdim. Burada da salçalı sosum var. Bayağı sulu bir kıvamı var. Burada da dönerim ısınıyor. Şimdi hemen tabağa alacağım. Evet, bizim İskender'imiz hazır. Afiyet olsun. Ben sonunda dinlenme moduna geçtim. İbo Show çıkmış, sezon finali yapıyor ve gerçekten çok güzel. Zaten ben bunların bütün şarkılarını çok seviyorum ve çok çok tuttu yani. Sevmedim deme bana, elde avuçta yok, kalpte yaralar var. Hayatım yalanda, ay ay ay. Evet, ben burada İbo Show'a dalmış izlerken arasının sesi kesildi birden. Bir baktım uyumuş. Ama geceliklerini giymemişti. Geceliklerini giydirdim hemen. Sonra tekrardan biraz uykusu açılır gibi oldu. Sonra gitti işte eski oyuncaklarından Ceylan mı ki o, bilmiyorum işte. Onu aldı. Ona böyle oynarken tekrardan uykuya daldı. Şimdi birazcık dalmasını bekliyorum. Daldıktan sonra gece lambasını kapatacağım. Perdesini çekeceğim. Üzerini birazcık örteceğim. Çünkü evimiz serin oluyor maalesef bu sıralar. Şimdi de Muazzez Ersoy geldi. Ben şimdi bunu izlemeye devam edeyim. Yeni videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.